Bazı kitaplarımı ikinci kez, hatta üçüncü kez okumayı severim. Sol ayağım da onlardan biri. Yıllar önce okuduğumda çok etkilenmiştim. Tekrar okunmak üzere duruyordu kitaplığımda. Sadece bu kez sesli okumak ve henüz okumamış olanlarla paylaşmak geldi içimden. Derin bir kitap sol ayağım. Beyin felçli doğan Christy Brown'un gerçek yaşam hikayesi. Okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve nihayet sol ayağının parmağıyla daktilo yazmayı öğrenmek için çocukluğunda verdiği mücadeleyi ve kendisiyle olan hislerini son derece acımasızca anlattığı çok derin bir kitap. Yanımda bergamotlu çayım. Kendi kendime okurcasına doğal. Ev halimle, öylesine. Evet, başlıyorum. Birinci bölüm. A harfi. 5 Haziran 1932'de Rotunda Hastanesi'nde doğdum. Benden önce 9, benden sonra da 12 çocuk vardı. Yani ben orta gruba aydım. Toplam 22 çocuktan 17'si yaşadı. 4'ü bebekken öldü. Ve ailenin devamı için 13 çocuk kaldı. Söylendiğine göre benimki zor bir doğummuş. Anne de çocuk da neredeyse ölüyormuş. Sabahın erken saatlerine kadar bütün akrabalar hastanenin önünde sıralanarak gelecek haberin iyi olması için çılgınca dua etmişler. Doğumdan sonra annem toparlanmak için birkaç haftalığına eve gönderilmiş. Ve o yokken ben hastanede tutulmuşum. Orada bir süre isimsiz olarak kalmışım. Çünkü annem beni kiliseye götürecek kadar iyileşmeden önce vaftiz edilmemişim. Bende bir acayiplik olduğunu ilk annem fark etmiş. O zaman daha 4 aylıkmışım. Beni beslemeye çalıştığında kafamın arkaya düştüğünü görmüş. Boynumun arkasına elini koyup kafamı sabit tutarak bunu düzeltmeye çalışmış. Fakat elini çektiği anda tekrar arkaya düşüyormuş. Bu ilk uyarı işaretiymiş. Ben büyüdükçe diğer eksikliklerin de farkına varmış. Ellerimin neredeyse sürekli olarak sımsıkı kapalı olduğunu ve arkaya doğru büküldüğünü görmüş. Çenem o küçük yaşta bile sımsıkı kapalı olduğundan ve biberonun ağzını kavrayamadığından ağzımı açmak onun için imkansız oluyormuş. Veya aniden yumuşayıp gevşeyerek bütün ağzım bir tarafa kayıyormuş. 6 aylıkken etrafımda bir yastık dağı olmadan oturamıyormuşum. Ve 12 aylıkken de bu böyle olmuş. Bundan çok endişelenen annem korkularını babama açmış. Ve daha fazla gecikmeden tıbbi yardıma başvurmaya karar vermişler. Beni hastanelere ve kliniklere taşımaya başladıklarında 1 yaşımı geçmişim. Bende bir gariplik olduğundan emin olmuşlar. Anlayamadıkları ve isimlendiremedikleri ama çok gerçek ve rahatsız eden bir gariplik. Beni gören ve muayene eden her doktor beni çok ilginç ama ümitsiz bir vaka olarak değerlendirmiş. Birçoğu nazik bir biçimde anneme beyinsel olarak özürlü olduğumu ve öyle kalacağımı söylemiş. 5 sağlıklı çocuk büyüten genç bir anneye bu çok ağır bir darbe olmuş. Doktorlar kendilerinden o kadar eminlermiş ki annemin bana olan inancı onlara küstahlık gibi gelmiş. Benim için hiçbir şey yapılamayacağını söylemişler anneme sürekli olarak. Tedavi edilemez, kurtarılamaz ve hatta umutsuz olduğum gerçeğini, daha sonra kaçınılmaz olan bu gerçeği kabul etmeyi reddetmiş annem. Doktorların söylediği gibi bir embesil olduğuma inanmamış, inanamamış. Vücudumun özürlü olmasına rağmen zekamın normal olduğuna dair inancını destekleyecek en ufak bir kanıt yokmuş. Bütün doktorların ve uzmanların söylediklerine rağmen yine de ikna olmamış. Bunun nedenini bildiğine inanmıyorum. Hiçbir şüphe hissetmeden biliyordu işte. Doktorların benden ümidi kesmesini söylemekten başka hiçbir şey yapmadıklarını görünce, yani benim bir insan olduğumu unutarak beslenip yıkanıp bir kenara kaldırılacak bir şey olarak algılanmam gerektiği vurgulanınca, annem olayların kontrolünü ele almaya karar vermiş. Ben onun çocuğuydum, yani ailenin bir parçası. Her ne kadar aptal ve aciz olarak büyüsem de, bana diğerlerine davrandığı gibi davranmaya, misafir geldiğinde arka odada kalan ve adı geçmeyen acayip şey olarak değerlendirmemeye karar vermiş.
Geleceğimle ilgili olarak çok önemli bir karardı bu. Annemin her zaman yanımda olarak yapacağım bütün savaşlarda bana destek olacağı ve yenildiğimde bana güç vereceği anlamına geliyordu. Fakat akrabalar ve arkadaşlar diğer kararı verdiğinden bu onun için hiç kolay olmuyordu. Bana kibar ve sempatik yaklaşılabileceğini, fakat ciddiye alınmamam gerektiğini düşünüyorlardı. Bu bir hata olurdu. Ona, kendi iyiliğin için bu çocuğu diğerlerini gördüğün gibi görme, sonunda senin kalbin kırılır diyorlardı. Ama Allah'tan annem ve babam onlara karşı koydular. Öte yandan annem sadece gerizekalı olmadığımı söylemekten mutlu değildi, bunu ispatlamaya girişti. Herhangi bir görev düşüncesiyle değil, sevgiyle. Böylesine başarılı olması bundandır. O devrede zor olan dışında ilgilenmesi gereken 5 çocuğu daha vardı. Ki ev henüz tam anlamıyla dolu sayılmazdı. Aralarında yaklaşık birer yaş olan ve bir merdivenin basamaklarını oluşturan erkek kardeşlerim Jim, Tony, Paddy ile kız kardeşlerim Lily ve Mona henüz çok gençlerdi. 4 yıl geçti ve ben 5 yaşında olmama rağmen hala yeni doğmuş bir bebek kadar acizdim. Babam bizi geçindirmek için tuğla örmeye gittiğinde, annem benim ve diğer kardeşlerimin arasında kalın bir perde oluşturan duvarı ağır ağır, sabırla tuğlalarını tek tek sökerek geçmeye çalışıyordu. Karşılık olarak çoğunlukla benden anlamsız bir gülümseme veya belirsiz bir kıkırdama geldiği için bu çok cesaret kırıcı bir işti. Konuşamıyor, mırıldanamıyor, adım atmayı bırakın, destek görmeden kendi başıma oturamıyordum bile. Fakat durgun veya hareketsiz değildim. Hareketle sarılmış gibi görünüyordum. Uyku dışında beni hiç terk etmeyen, vahşi, sert, yılan gibi kıvrak bir hareketle. Parmaklarım sürekli bükülüyor ve kasılıyordu. Kollarım geriye gidiyor ve bir oraya bir buraya savruluyordu. Başım da yanlara doğru eğilip sallanıyordu. Acayip, çarpık bir adamdım ben. Annem bir gün üst kattaki odada bana nasıl saatlerce geçen Christmas'ta Noel Baba'dan aldığım hikaye kitabındaki resimleri göstererek içindeki hayvan ve çiçek isimlerini bana tekrar ettirmeye çalışırken yaşadığı başarısızlığı anlatmıştı. Bu iş saatlerce sürmüş ve o da benimle konuşmuş ve gülmüştü. Sonunda üzerime eğilerek kulağıma yavaşça şunları fısıldamış. Hoşuna gitti mi Chris? Ayıları, maymunları ve güzel çiçekleri beğendin mi? İyi bir çocuk gibi evet için kafanı salla. Oysa ben onu anladığıma dair herhangi bir şey yapamıyordum. Yüzü umutla benimkinin üzerindeydi. Aniden tuhaf elim boynuna dökülen koyu renk dalgalı saçının bir tutamını kontrolsüzce yakaladı. Sıkı kapanmış parmakları nazikçe açmasına rağmen aralarında hala birkaç tel kalmıştı. Şaşkın bakışlarıma arkasını dönüp odayı ağlayarak terk etti. Kapı arkasından kapandı. Hiç ümit yok gibi görünüyordu. Akrabalarımın benim bir gerizekalı ve ümitsiz bir vaka olduğuma dair inançları haklı çıkıyor gibiydi. Şimdi de bir kurumdan bahsetmeye başlamışlardı. Bu anneme önerildiğinde neredeyse şiddetle asla diye bağırmış annem. Oğlumun bir gerizekalı olmadığını biliyorum. Onun beyni değil vücudu özürlü. Bundan da eminim demiş. Emin. Annem bu arada içinden Tanrı'ya bu inancını ispatlayabileceği bir şeyler vermesi için yalvarıyormuş. İnanmakla ispatlamanın bambaşka şeyler olduğunun farkındaymış. O zaman 5 yaşımda olmama rağmen hala herhangi bir zeka belirtisi göstermemişim. Özellikle sol ayağımdakiler olmak üzere. Ayak parmaklarım dışında hiçbir şeye ilgi göstermiyormuşum. Sakin yapıda olmama rağmen kendimi idare edemediğim için benimle babam ilgileniyormuş. Genellikle mutfakta sırt üstü yatarmışım. Güneşli ve sıcak günlerde ise bahçede bir çarpık kas ve dolaşık sinir demeti olarak beni seven, benim için umutları olan, beni sıcaklıkları ve insanlıklarıyla sararak kendilerine ait bir parça haline getiren bir aile sarıyordu etrafımı. Ama yalnızdım.
Kendi dünyama hapsolmuştum, iletişim kuramıyordum. Varlığımla diğerlerinin varlığı arasında duran ve beni onların hayatlarının ve davranışlarının dışına iten cam bir duvar vardı aramızda. Diğerleriyle birlikte koşmak ve oynamak istiyordum. Ama beni saran esaretten kurtulamıyordum. Derken aniden oluverdi. Bir an içinde her şey değişti. Geleceğim belirli bir şekil aldı. Annemin bana olan inancı ödüllendirildi ve gizli korkusu açık bir zafere dönüştü. Onca yıllık bekleyişin ve belirsizliğin ardından o kadar çabuk oldu ki, bütün olayı geçen hafta olmuş gibi hatırlıyor ve hissediyorum. Aralık ayının soğuk ve gri bir öğleden sonrasıydı. Dışarıda sokaklar kar içinde parlıyordu. Parlak ve beyaz ufak kar tanecikleri cama yapışıp eriyor, ağaçların dallarında erimiş gümüş gibi asılı duruyorlardı. Rüzgar kasvetle esiyor, her estiğinde de küçük kar kümeciklerini havalandırıp yere indiriyordu. Her şey bir yana, karanlık gökyüzü sonsuz bir grilik olarak koyu bir kubbe gibi gerilmişti. İçeride bütün aile küçük odayı tatlı bir alevle aydınlatan ve duvarla halıda kıpırdanan gölgeler yaratan büyük mutfak ateşinin etrafında toplanmıştı. Bir köşede Mona ve Paddy önlerinde yırtık pırtık okul kitaplarıyla oturuyorlardı. Parlak sarı bir tebeşirle toplamaları yıpranmış bir tahtaya yazıyorlardı. Sırtımdaki yastıklarla duvara dayanmış olarak onlara yakın oturup onları seyrediyordum. Beni öylesine çeken şey tebeşirdi. İnce, uzun, canlı sarı bir çubuktu. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemiş ve tahtanın üzerinde öyle belirginleşiyordu. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemiştim ve tahtanın üzerinde öyle belirginleşiyordu ki ondan altın bir çubukmuşçasına etkilendim. Kardeşimin yaptığı şeyi yapmak için aniden çok büyük bir istek duydum. Derken ne yaptığımı düşünmeden veya tam olarak bilmeden uzandım ve tebeşiri kız kardeşimin elinden sol ayağımla aldım. Aman Allah'ım. Bunu yaparken neden sol ayağımı kullandığımı bilmiyorum. Bu birçok insanda olduğu gibi bende de bir soru olarak kalmıştır. Çünkü çok küçük yaşlarda ayak parmaklarıma garip bir ilgi göstermeme rağmen ayaklarımdan birini kullanmak gibi bir şeye önceden hiç girişmemiştim. Ellerim gibi onlar da gereksiz olabilirlerdi. Oysa o gün sol ayağım tamamen kendi iradesiyle uzandı ve kaba bir tavırla tebeşiri kız kardeşimin elinden aldı. Tebeşiri ayak parmaklarımla sıkıca tuttum. Ve bir dürtüyle hareket ederek tahtanın üzerinde vahşi denebilecek bir karalama yaptım. Hemen sonra durdum ve parmaklarımın arasına sıkışmış olan sarı tebeşire biraz şaşkın ve büyülenmiş olarak onun oraya nasıl geldiğini anlamadan şimdi ne yapacağımı düşünerek baka kaldım. Kafamı kaldırdığımda herkesin konuşmayı bırakmış, sessizce bana bakmakta olduğunu gördüm. Kimse kıpırdamadı. Siyah bukleleri küçük dolgun yüzünü çevreleyen Mona, açık bir ağız ve kocaman gözlerle bana bakıyordu. Yanan ocağın karşısında yüzü alevlerle aydınlanmış olan babam oturuyordu. Öne doğru eğilmiş, elleri dizlerinin üzerinde, gergin omuzlarla. Alnımdan aşağıya düşen teri hissettim. Annem, elinde kaynayan çaydanlıkla kilerden geldi. Odadaki gerilimi hissederek ateşle masanın tam ortasında bir yerde durdu. Diğerlerinin bakışlarını takip ederek köşede beni gördü. Bakışları yüzümden parmaklarımın arasına sıkışmış tebeşirle duran ayaklarıma indi. Elinden çaydanlığı bıraktı. Daha önceden de defalarca yaptığı gibi bana doğru yürüdü ve yanımda dizlerinin üzerine çöktü. Sana bununla ne yapılacağını öğreteceğim Chris dedi. Çok yavaş, garip ve şaşkın bir tavırla. Yüzü sanki bir çeşit heyecanla kızarmıştı. Mona'dan bir başka tebeşir parçası alarak önce duraksadı. Daha sonra ise çok net bir biçimde önümde yere A harfini çizdi. Yüzüme sabit bakarak kopya et dedi. Kopya et Chris'ti. Yapamadım. Etrafıma baktım.
ve bana dönük, gergin, heyecanlı, o anda donmuş, hareketsiz, sabırsız, önlerinde bir mucize gerçekleşmesini bekleyen yüzler gördüm. Derin bir sessizlik vardı. O da gergin sinirlerimi uyur uyanık bir uykuyla sakinleştiren ve gözlerimin önünde dans eden alevler ve gölgelerle doluydu. Kilerdeki çeşmeden damlayan suyun sesini, raftaki saatin tıkırtısını ve ocakta yanan odunların çıtırtısını ve yumuşak sesini duyuyordum. Tekrar denedim. Ayağımı uzattım, bacağımı uzattım ve eğri bir çizgiden başka hiçbir şeyle sonuçlanmayan vahşi bir hamle yaptım. Kulağıma "Tekrar dene Chris" diye fısıldadı anne. "Tekrar." Yaptım. Üçüncü kere vücudumu kastım ve sol ayağımı uzattım. Harfin bir tarafını çizdim. Diğer yarısını da çizdim. Derken tebeşir kırıldı ve kalan parçasıyla kala kaldım. Onu fırlatıp vazgeçmek istedim. O anda annemin elini omuzumda hissettim. Ve bir kere daha denedim. Ayağım öne fırladı, titredim. Bütün kaslarımı gerdim ve terledim. Ellerim öylesine sıkı kapalıydı ki. Tırnaklarım etime geçti. Dişlerimi alt dudağımı delecek kadar sıkmıştım. Etrafımdaki yüzler, beyaz parçacıklar olana kadar odadaki her şey yüzdü. En sonunda yazdım. A harfi. Önümde, yerde duruyordu titrek, belirsiz ve çarpık köşeleri ve belli belirsiz orta çizgisiyle. Fakat o A harfiydi. Kafamı kaldırdım ve gözyaşları yanaklarına düşmüş annemin yüzünü gördüm. O anda babam eğildi ve beni omuzuna aldı. Başarmıştım. Zihnime kendisini ifade etme şansını verecek bir şey başlamıştı. Doğru, dudaklarımla konuşamıyordum. Fakat şimdi sözel kelimelerden daha kalıcı bir şeyle konuşuyordum. Yazılı kelimeler. Yere, ayak parmaklarımın arasına sıkışmış kırık bir tebeşirle çizilen o bir harf. Yeni bir dünyaya açılan, zihinsel özgürlüğümün anahtarı olan yoldu. O gergin, garip şey için, yani çarpık bir ağız arkasında bir şeyler ifade etmenin hasretini çeken benim için bir rahatlama yolu olmuştu. Oh, aman Allah'ım. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Devamı yarın.